Geçmiş dönemlerden günümüze kadar gelen kılıç kültürü Kayseri'nin meydanında Ömer Navruz'da can buldu. Bir kılıç ne kadar sürede yapılıyor? Günümüzde kılıca olan ilgi nasıl? İşte cevapları. Ben 1971 Kayseri doğumlu bıçak ustasıyım. Ömer Navruz ismim. Aşağı yukarı 87'den bu tarafa bu işi yapıyorum. Ömer Bey, dizilere ve filmlere Kayseri'de ilk siz bıçak verdiniz. Nasıl kılıç verdiniz? Evet. Nasıl oldu? Şimdi ilk önce işte bu diziler başladığında yaptılar. Hani bu dizi, Osmanlı dizileri başladığında bize geldiler. Bizden kılıç talebinde bulundular. Bize yapar mısınız dediler. Biz de haliyle kılıç yaptık. Yaptık ve gönderdik yani bunun gibi birkaç defa yaptık gönderdik. Ondan sonra günümüzde tekrardan şimdi lazer denen bir şey çıktığı için oradan kesip yapmaya başladılar. Fakat bizimkiler tamamen el yapımı ve doğal olarak da yaptığımız kılıçlardı. Emekti gerçekten, o zaman emek vardı, hizmet vardı, hürmet vardı ustaya. Şu an günümüzde ne emek var, ne hizmet var, ne hürmet var. Teknoloji ilerledikçe kalite düştü, işçilik düştü, her şey düştü. Bizim zamanımızdaki bizim tamamen yaptığımız kılıçlar el yapımıydı. Her türlü üzerindeki deseni olsun, yazı işçiliği olsun, her şeyle el işçiliydi. Şimdikiler ne yapıyor? Lazerle. Yazı lazer, kesim lazer. Yani biz eskiden bunu tek tek elimizde kesiyorduk. Makasla kesiyorduk. Makasla işleme yapıyorduk. Üzerindeki yazıları tek tek, eski çiğni yazı dedikleri yazı türünden biz bunun farklı bir ilaç türleri var. Onlarla yazıyorduk. Yani ona benzer çok şeyleri, mesela sapını mesela biz ne yapıyorduk? Camız boynuzu dediğimiz boynuzlar var. Manda boynuzları. Onlardan yapıyorduk. O bir işçilikti. O bile bitti yani şu an için. Her şeyi görselliğe döktüler. Şu anki kılıçlar, yapılan kılıçların bütün hepsi görselliktir. Başka hiçbir şey değildir. Peki Ömer Bey, bir kılıç ne kadar sürede yapılıyor? Güzel bir kılıç, dövme kılıcı elde el yapımı yapıyorum dersen aşağı yukarı 15-20 günü gözden çıkaracaksın. Çünkü hemen öyle kolay yapılacak bir kılıç değildir yani kılıç dediğinde. Çünkü bunun belli bir dövme süresi var. Ondan sonra ne bileyim incetme süresi var, kesim süresi. Her şeyi böyle sıraladığın an müthiş bir şekilde şimdi ilerliyor gidiyor bunlar. Lazerden bahsettik. Ömer Bey, lazer ne kadar sürede yapıyor bir kılıcı? Lazer mi? O bak çok güzel bir soruydu. Lazer 1 saatte bir kılıç yapıyor. Tamamen bitmek şartıyla. 1 saat, en fazla 1 saat. Ömer Bey, teknoloji gelişti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte size olan ilgi nasıl? Bize olan ilgi daha da arttı. Niye? Bizdeki işçilik el işçiliği tamamen. Bizim yaptığımız işçilik de şeyin yaptığı, lazerin yaptığı ilişki farklı oluyor haliyle. Biz dövme yaptığımız için mesela bizim yaptığımız kılıcı bilenler geliyor bize. Mesela şöyle ayırabilirim. %50 insanlar geliyor bize, diyor ki usta ben senin yaptığın bıçak kılıçtan istiyorum. Niye? İşçi biliyor. Biz döverek yapıyoruz. El işçiliği var. Tamamen üzerinde mesela bugün kesiminden tut da sertlik derecesine dahil biz bütün tamamen kendi elimizle veriyoruz bunları. Üzerindeki yazıyı dahil lazerle yazmıyoruz biz. Tamamen elle yazıyoruz. Bunun bir kesin bir ilaçları var. İlaçları döktükten sonra elle güzelce yazıp bırakıyoruz. Fiyatı da işte şöyle söyleyebilirim. Fiyatı kılıcın kalitesine, çeliğin sertliğine, kalınlığına, bilmem neyine göre, derecesine göre her şeyle değişebiliyor fiyatı da. Ortalama bir kılıç fiyatı ne kadar? Ortalama güzel bir kılıç yaptırayım diyorsan 1500 lirayı gözden çıkaracaksın. Bugün lazer kılıçlarına geldiğinde de 500 liradan başlıyor. Mesela bir gün bir lazer kılıcı alayım, hazır kılıç diyorsun, 500 lira. Bizim yaptığımız bugün uzun süreli olduğu için, tamamen elde yaptığımız için o da 1500 liradan başlayaraktan değişiyor fiyatları.